Tecit'in özellikle son telefon görüşmesinden bu yana aslında mutlak surette bir haber alamama durumu söz konusu ve genelde bunun üzerinden aslında son dönemde tartışıyoruz ama biz değerlendirirken ve tartışırken olabildiğince bir bütünen aslında işte 99'dan bu yanaki süreci göz önünde bulundurarak tartışıyoruz. Çünkü İmralı Ada Hapishanesi oluşturulurken belli bir mantık ve mantaliteyle oluşturuldu. Yani uluslararası güçlerin komplonun devamı olarak bu süreci devam ettirmek için özel olarak oluşturdukları bir sistem. Ve bu sistemin birçok boyutu söz konusu. Yani hedeflenen, amaçlanan bir şey vardı uluslararası güçler tarafından. Bir bütünen işte Kürt siyasi hareketini tasfiyeye dönük bir yaklaşım ve bunun da Sayın Öcalan şahsında hayata geçirmeye çalıştılar. Ancak hesaba katmadıkları bir şey oldu. Sayın Öcalan 99'dan bu yana İmralı Ada Hapishanesi'nde uluslararası güçlere ve Türkiye devletine karşı, baskılarına karşı bir direniş gerçekleştirdi. Bir direniş, bir duruş sergiledi. Son dönemlerde özellikle şunu çok net bir şekilde gördük ki direnişin olduğu alanda bir tecrit uygulaması baş gösterdi. Yani İmralı'da Sayın Öcalan'ın gösterdiği direniş, boyun eğmeme durumu halkın alanlarda ya da işte siyasette ya da kurumlarda ya da cezaevinde insanların göstermiş olduğu direniş her seferinde bir tecrit politikasıyla dış dünyadan yalıtımla karşı karşıya kaldı. Özellikle işte son 22. ay oldu. İşte Sayın Öcalan son telefon görüşmesinden bu yana, son görüşmeden bu yana bunu daha net bir şekilde toplum üzerinde hissettirir hale geldi devlet bu sistemi, bu tecrit sistemini. O yüzden hani tecriti değerlendirirken bütünlükte olarak bütün boyutlarıyla değerlendirmek gerektiğine inanıyoruz ve bunun işte siyasal, sosyolojik ya da işte hukuki birçok boyutu var. Elbette ki biz mümkün mertebe bu işin özellikle hukuk kısmıyla ilgileniyoruz ve şunu her seferinde ifade ediyoruz. Bu süreç, bu durum hem Türkiye yasalarında hem de uluslararası sözleşmelerde bir işkence hali olarak artık tanımlanır, net bir şekilde tanımlanır hale geldi. Çünkü Spiti'nin de zaman zaman yayınladığı raporlarda kendi elbette ki ifadeleriyle bunu bu şekilde tanımlaması söz konusu ve son halde artık uluslararası kamuoyunda mutlak iletişimsizlik hali artık. Yani çok üst seviye bir şeyden bahsediyoruz. Yani tecrit, derinleştirilmiş tecrit, işte mutlak tecrit hali. Şimdi de tamamıyla dış dünyadan, işte ailesinden, avukatlarından izole edilmiş mutlak iletişimsizlik hali söz konusu. Bu anlamda da yani mümkün mertebe son dönemdeki bütün çalışmalarımız bunu ortadan kaldırmak aslında. Yani bu mutlak iletişimsizlik halini bir şekilde bertaraf etmek ve bunun ortadan kaldırılması için, hukukun uygulanması için bir çaba içerisindeyiz. Son gelişinde Spiti'nin planlanmamış bir görüşme ve adaya gidiş süreci oldu. Yani beklenmedik bir gelişmeydi bu ve Sayın Öcalan da bu görüşmenin yapılmadığına dair, yani Sayın Öcalan'ın bu görüşmeye çıkmadığına dair Asyon Hukuk Bürosu'nun bir açıklaması oldu. Kamuoyunda böyle bir iddia olduğunu ve bu iddia çerçevesinde bir kaygı paylaşımı oldu. Bu anlamda Spiti ile de görüşmeleri oldu. Spiti herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadı. Adalet Bakanlığı'ndan randevu talepleri oldu. Adalet Bakanlığı herhangi bir geri dönüş yapmadı ve hepimizin de takip ettiği gibi bu basına bu açıklama yapıldıktan sonra herhangi bir kurumdan yalanlama da gelmedi. Yani görüşmenin yapılıp yapılmadığına dair bir gelişme yansımadı kamuoyuna. CPT zaten rutin prosedür içerisinde ancak açıklama yapabileceğini dile getiriyor ve rutin prosedür dışında herhangi bir açıklama yapmayacağını dile getiriyor. Tabii bunun üzerine özellikle bu görüşmenin de yapılmamış olması bizim de daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların aslında sonuç alamamış olmamız, işte Adalet Bakanlığı'nın bize cevap vermemiş olması, Spiti'nin elbette ki 2000'e yakın avukatın başvurusu sonrası Spiti'nin böyle bir girişimde bulunması bizim için olumlu, nispeten olumlu değerlendirebileceğimiz bir gelişmeydi. Ama sonrasında yine mevcut durumun devam etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu anlamda
Yine işte bu 2000 avukatın yani hem Türkiye'de hem de işte uluslararası anlamda işte Avrupa'dan, Orta Doğu'dan hukukçularla yapılmış bir başvuruydu. 2000 avukat içerisinde farklı farklı ülkelerden insanlar var, hukukçular var. Tabii ki sonrasında bu hukukçulara tekrardan bir değerlendirme ihtiyacı hissettik ve nasıl bir yol haritası izleyebiliriz CPT'nin bu raporu açıklaması ya da bu görüşmeye dair bilgi vermesi için bu anlamda bu son süreçte tekrardan işte ELDH öncülüğünde CPT'ye bir mektup daha gönderildi, bir çağrı daha yapıldı. Şimdi bunun sonucunu bekliyoruz. Yani CPT buna nasıl bir refleks geliştirecek, bunu bekliyoruz. Bu anlamda tabii ki bizim de yani hani ÖHD olarak, Türkiye'deki hukukçular olarak 775 avukatla yaptığımız başvurudan herhangi bir sonuç gelmemesinden sonra bilindiği gibi birçok baroya başvuru yapıldı. Yani İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin ve işte Van'a kadar birçok baroya başvuru yapıldı. Bu başvurularımız bazı barolar tarafından değerlendirildi ve Türkiye Barolar Birliği'ne gönderildi. Bu meselenin Türkiye Barolar Birliği nezdinde gündeme getirilmesi ve bu hukuksuz uygulamanın ortadan kaldırılması için bir talepti. Barolar bizim bu başvurularımızı Türkiye Barolar Birliği'ne gönderdiler. Aynı zamanda bazı baroların bunu Adalet Bakanlığı'na da sorduğunu biliyoruz. Bu anlamda neden görüşmelerin yapılmadığı, hukuki engelin ne olduğu, yapılan uygulamanın hukuka aykırı olduğu, yani özellikle CMK59'a net bir şekilde aykırılık teşkil ettiği çerçevesinde bu anlamda girişimlerimiz de devam ediyor. Yani hani barolar, Türkiye Barolar Birliği ile birebir görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Bu sürecin bir an önce kaldırılması için. Nihayetinde baroların yaptığı bu başvuru sonrasında Türkiye Barolar Birliği'nin de 3 baronun başvurusunu değerlendirerek gündeme alarak Adalet Bakanlığı'na ve Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne yazı gönderdiğini biliyoruz. Böyle bir bilgi aldık. Resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak biz bu bilgiye sahibiz. Bu anlamda öğrendiğimiz kadarıyla neden avukat görüşünün yapılmadığına dair Adalet Bakanlığı'ndan soru sorulduğunu biliyoruz. Bu anlamda henüz Adalet Bakanlığı'nın bir cevabının olup olmadığını bilmiyoruz ama ilerleyen süreçlerde bunu da takip etmeye çalışacağız. 2019'da Sayın Öcalan'la yapılan görüşmeler neticesinde Abdülhamit Gül'ün, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir açıklaması olmuştu. Herhangi hukuki bir engel yok bundan sonra işte avukat görüşü önünde. Ancak biz öncesinde de herhangi bir hukuki engelin olmadığını biliyoruz. Yani hani Adalet Bakanlığı kurumunun böyle bir açıklama yapması daha önce sanki hukuki bir engel varmış gibi bir yansıtılmış olabilir ya da anlaşılmış olabilir ama biz bunu zaten evveliyatından beri söylüyoruz. Yani 2011'den bu yana avukat görüş yasaklarının uygulanması keyfi bir uygulamaydı. Yani devletin, iktidarın kendi politikalarına göre, kendi dönemsel çıkarlarına göre bir dönem işte gidişlere izin verdiği ya da gidişleri çeşitli bahanelerle kestiğini biliyoruz. Görüşmelerin önüne engel koyduğunu biliyoruz. Bu anlamda herhangi bir hukuki engelden bahsedemiyoruz. Ancak yani Abdülhamit Gül'ün o açıklamasından sonra Abdülhamit Gül'ün değişmesi vesaire falan bunların hepsi aslında devletin içerisindeki hukuksuz uygulamaların yansımalarıdır. Yani Adalet Bakanlığı eğer mekanizma olarak bakarsak sonucunda en yetkili merci zaten o açıklamayı yaptı. Avukat görüşü önünde herhangi bir engel yok. O zaman nedir? Bunun çıkıp açıklanması gerekiyor. Şimdi biz biliyoruz malumun ilanı, hani biz biliyoruz bunun ne olduğunu. Yani devletin kendi çıkarlarına, kendi politikalarına göre hareket etmesi, keyfi uygulamalar, işte kişiye özel hukuk uygulaması dediğimiz, hatta kişiye yani özgü hukuk uygulaması dediğimiz, orada bir hukuktan da bahsedemiyoruz tabii. Bütün bunları hani birlikte değerlendirdiğimizde bizi götürdüğü sonuç iktidarın tamamıyla Kürt meselesine bakış açısıyla alakalı bir durum. Yoksa bunu hukuk mekanizmaları içerisinde açıklayabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Tabii belki son dönemlerde işte büronun yaptığı, yani Asrın Hukuk Bürosu'nun yaptığı açıklamalarda da karşımıza çıkıyor. İşte Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bazı, yani verilen bazı cevaplarda işte disiplin cezaları öne sürülüyor. Ama Türkiye mevzuatında işte ceza infaz kanununda ya da bütünleyici kanunlarda böyle bir uygulamanın olmadığını biliyoruz. Yani bir
hükümlünün disiplin cezası alması avukat görüşleri önünde engel değil. Yani disiplin cezalarında aile görüşü yasaklanabilir, vasi görüşü yasaklanabilir, işte telefon hakkı engellenebilir, dışarıya mektup gönderilmesi engellenebilir ya da dışarıdan mektup alması engellenebilir ama hiçbir koşulda avukatın görüşü engellenemez. Çünkü avukatın görüşü savunma hakkıyla birebir bağlantılı bir meseledir ve savunma hakkı da anayasal güvence altındadır. Hiçbir şart ve koşulda savunma hakkı engellenemez diye bir anayasal düzenleme söz konusu. Bu anlamda da biz net bir şekilde yapılan bu uygulamaların yine Sayın Öcalan şahsında işte Kürt meselesi yani Kürt sorununun ele alınmasıyla alakalı nasıl ele alındığını gösteren bir uygulamadır. Yani son dönemdeki zaten askeri gelişmeler de devletin işte askeri güvenlikçi politikalarla Kürtlere yaklaşımı, işte HDP üzerindeki kapatma tehditi, işte siyasal anlamda tasfiye girişimleri yapılan operasyonlar DBP'ye işte yine 50 kadına dönük seçilmiş ya da parti meclislerinde çalışan kadınlara dönük yapılan operasyonlar bütün bunların hepsi net bir şekilde devletin aslında bu meseleye güvenlikçi bir eksende yaklaştığı, bu güvenlikçi eksen yaklaşımında da var olduğu sürece Sayın Öcalan'a görüşme yaptırmayacağı konusunda bir şey ortaya çıkartıyor. Bizim de bütün çabamız devleti işte o hukuk sınırları içerisine, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesine bir yaklaşım sergilemeye zorlamak. O yüzden biz bütün kanalları zorluyoruz. Uluslararası ve ulusal bütün kanalları zorluyoruz. Yani zaman içerisinde Adalet Bakanlığı'ndan randevu istendi, talepte bulunuldu. İşte Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na taleplerde bulunduğu görüşmeli yapılması yönünde işte dediğim gibi bunların cevapsız kalmasından sonra işte barolara, Türkiye Barolar Birliği ile hem görüşme hem başvurular yine Adalet Bakanlığı'na raporlar göndermek vesaire bir sürü yol yöntem tamamıyla devleti hukuk mekanizmaları içerisine çekmekle alakalı bir mesele. Bunun için uğraş veriyoruz. Umarım ki bu mücadele er ya da geç bir şekilde devleti o hukuk çizgisine getirecektir. Kürdistan'daki yani bölge barolarına biz Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Mardin, Urfa barolarına başvuru yapmıştık. Bu barolar peyderpey başvurularını Türkiye Barolar Birliği'ne yani TBB'ye gönderdiler. Bunun bilgisi kamuoyuyla da paylaşıldı her baro gönderdikten sonra. Ama Van, Diyarbakır ve Şırnak barolarının başvuruları ilk elden gittiği için yani ilk önce o barolar gönderdi. O baroların ki Türkiye Barolar Birliği nezdinde gündeme alındı. İnsan Hakları Merkezi'ne devredildi. İnsan Hakları Merkezi de bunu hem Adalet Bakanlığı'na hem de şeye gönderdi. Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Bu anlamda aslında olumlu bir yaklaşım. Yani Türkiye Barolar Birliği nezdinde mesleğimizin icra edilememesine dönük zaten beklentimiz bu yöndeydi. Avukatlar mesleklerini icra edemiyorlar. Müvekkilleriyle görüşme yapamıyorlar. Ve bu CMK'daki düzenlemeye açık bir şekilde aykırı, aynı zamanda savunma hakkını da ihlal eden bir durumda. Yani mesela disiplin cezasından bahsediliyor. İşte o disiplin cezasının itirazlarının yapılması, hukuki süreçlerinin takibi açısından avukatların görüşmeler yapabilmesi gerekiyor. Ancak avukatlar disiplin cezası kesinleştikten sonra bundan haberdar oluyor ve dosyalar kendilerine verilmiyor. Yani bu anlamda ciddi bir savunma hakkı önünde ciddi bir engel söz konusuydu. Biz de barolardan bunu talep ettik. Dedik ki bunun ortadan kaldırılması, mesleğimizin icra edebilmesi için uygun koşulların oluşturulması, Adalet Bakanlığı'nın bunun bir an önce bu uygulamaya son vermesi için sizden mesleğinize, varoluş sebebinize ve meslektaşlarınıza sahip çıkmanızı bekliyoruz. Bu anlamda barolarda olumlu bir yaklaşım sergilediler. Mersin Barosu hariç. Mersin Barosu reddetti. Onu da değerlendireceğiz. Ama bölgedeki birçok baro bu konuda hem mesleğe hem varoluş amaçlarına hem de meslektaşlarına sahip çıktılar. Bu uygulamanın hukuka aykırılığını Türkiye Barolar Birliği'ne taşıdılar, Adalet Bakanlığı'na taşıdılar. Türkiye Barolar Birliği de yine bunu değerlendirerek, tabii yazı içeriğini yine söyleyeyim, bilmiyoruz hangi kapsamda sordu ama aldığımız bilgiye göre neden görüşmenin yapılmadığına dair soru sorduğunu biliyoruz Adalet Bakanlığı'na. Bu konuda da ilerleyen günlerde muhtemelen Adalet Bakanlığı'na bir
cevap verir diye düşünüyoruz. Devlet tahammülleri bunu gerektiriyor. 2 yıllık süre zarfı içerisinde önümüze koyduğumuz peyderpey programlar, yani programlarımız var ve peyderpey bunları gerçekleştiriyoruz. Her seferinde yaptığımızın aslında bir ilerisini yapmaya çalışıyoruz. Yani bu bir hukuki mücadeledir. Bu hukuk zemininde haklarımızın verilmesi için ya da haklarımızı alabilmek için tekrardan haklarımızı kullanabilmek adına biz sistemi, devleti, iktidarı, hukukun üstünlüğü ilkesini kabul ettirmeye çalışıyoruz. Yani böylesi aslında içinde bulunduğumuz siyasal atmosfer içerisinde ya da ülkenin geldiği nokta açısından çok önemli bir nokta. Hukukun üstünlüğü ilkesi tamamıyla bertaraf edilmiş. Yasal, anayasal hiçbir hak güvence altında değil. Biz de bunun için, bunun tesisi için var yani olabildiğince bir mücadele yürütmeye çalışıyoruz. Bunu sadece aslında Türkiye sınırları içerisinde yapmıyoruz. Bunun uluslararası anlamda da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte başvuru yapan 2000 avukatla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde yine programlarımız var. Yani bu durumun, bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için belli programlarımız var. Hem kendi içimizde, yani ülke sınırları içerisinde, hem de uluslararası kamuoyunda oradaki mekanizmalar içerisinde önümüze koyduğumuz programlarımız var. Biz hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bu hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Yani her birinin, her bir bireyin, her bir hukukçunun kendi mesleki ilkelerine sahip çıkması gerekiyor ve hukukun üstünlüğü ilkesinin tesisi için, yani burada şahıslardan azade tartışılması gereken bir meseledir. Zaten meseleler şahıslara indirgendiğinde dar kalıplar içerisinde kalıyor ve maalesef ki işte bugün ülkenin içinde olduğu kaotik ortam bu şekilde geldi. Yani Sayın Öcalan ismi zikredildiğinde insanlar ya işte zaten kim olduğu, siyasi kimliği, işte duruşu vesaire belli deyip hukuksuzluklara göz yumduklarında, işte bugün her bireyin kendi kişisel özgürlüğünün bile elinden alındığı bir ortam ortaya çıktı. Yani bugün biz dışarıda çok rahat bir şekilde şunu söyleyemiyoruz. Biz işte kavram olarak belki tecrit farklı yere alınıyor, daraltılıyor ama her bir birey bugün dışarıda olmasına rağmen bir tecrit altında. Rahat bir şekilde sen bir basın açıklaması yapamıyorsun, sen bir yürüyüş yapamıyorsun, sen en temel haklarını, yani örgütlenme özgürlüğünü rahat bir şekilde kullanamıyorsun. Sürekli bir işte tırnak içerisinde terörist yaftasıyla baş başa kalıyorsun. İşte sen mesleğini icra edemiyorsun, ihraç edilme korkun var. İrtibatlı, iltisaklı diye bir kavram türettiler. Sürekli bir baskı altındasın bu anlamda da. Yani bunların hepsinin görülmesi gerekiyor. Tecrit dediğimizde sadece Sayın Öcalan'la görüşmeyi kast etmediğimizi insanların anlaması lazım. Orada uygulanan her uygulama, orada göz yumduğumuz her uygulama, orada görmezden geldiğimiz her uygulama bugün toplumun her kesiminde, her yerinde uygulanıyor. Cezaevinde uygulanıyor, sokakta uygulanıyor, evimizde uygulanıyor, kurumumuzda uygulanıyor, bizim iş hayatımızda uygulanıyor. Her alanda bir tecrit olgusuyla baş başa kaldık. Yani hukuksuzlukla baş başa kaldık. Kişi güvenliği bertaraf edildi. Hukukun üstünlüğü söz konusu değil. Hiçbir yasal, anayasal güvence şu anda bizi koruyacak diye bir maalesef ki güven duygusu beslemiyoruz. Adliyelere, mahkemelere, savcılara beslemiyoruz. Yani bu anlamda ciddi ciddi sorun, yani ciddi sorunlar yaşıyoruz. Her bir bireyin, her bir kurumun, herkesin bu anlamda elini taşın altına sokması gerekiyor. Benden değil, o zaman neye maruz kalıyorsa revadır söyleminden vazgeçmesi gerekiyor, anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde biz bu mücadeleyi, bu süreci, bu kaotik ortamı bertaraf edebiliriz. Gerçekten hayal ettiğimiz demokratik bir düzeni sağlayabiliriz.